arkadaşım bana beklemediğim bir davranışta bulundu. Ben şaşırdım. Çünkü ondan beklemiyordum. Buradaki çocuğun ifadesini söylemek ister misin? Gülüyor. Gülüyor. Peki neden gülüyor? Neden mutlu olmuş olabilir sence? Ya da senin mutlu olduğun bir olayla ilgili örnek vermek ister misin? Çocuklarımla parka gittiğim zaman, onlarla birlikte olduğum, güzel eğlendiğim, vakit geçirdiğim zaman, örneğin onların saçını topladığım zaman, onlara ilgi gösterdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Evde onlar... Ne aşendik. Evet, sen de mutlu oldun mu bundan? Evet. Çok güzel. Peki kendini mutlu hissettin değil mi? Evet. Kendini nasıl hissettin annenle vakit geçirince? Mutlu hissettim. Çok güzel, aferin. Zaten sürmeyi aşeriyorduk, mutlu ettim. Evet, paten sürdüğün için mutlu oldun değil mi Hulemciğim? Hangi oyunlar oynamaktan mutluluk duyarsın? Arkadaşların paten sürüyordu. Sen inemediğin için üzüldün. Şaşkın. Şaşkın. Peki senin Hulemciğim? Senin? Kızgın. Evet, şimdi hepimiz ifademizi öğrendik. Şimdi burada amacımız. Örneğin ben mutlu dediğim zaman mutlu ifadesindeki arkadaşımız yer değiştirecek. Anlaştık mı? Kimden mutluymuş bir bakalım önce. Kaldıralım. Şimdi başlıyoruz. Mutlu. Mutlu arkadaşımız yer değiştirsin mutlu olan. Yer değiştirin bakalım. Evet. Üzgün. Kimler üzgündü? İfadesini kimler biliyor? Hatırladık mı ifademizi? Baba çünkü üzgün. Evet, üzgün. Üzgünler yer değiştirebilir mi? Olur. Yer değiştirebilir mi üzgünler? Neydi oyunumuzun kuralı? Aynı ifadede olanlar yer değiştiriyordu değil mi Bay Başcığım? Evet. Şaşkın. Şaşkınlar. Şaşkın kimdi acaba? Bay Şaşkın. Evet, şaşkınlar da yer değiştirebilir mi? Olur. Evet, eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan, eğer sen de mutluysan alkışla. Yaşasın! Yaşasın! Sevdiniz mi bu şarkıyı? Evet.